Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenler. Bir İlahinameler programında tekrar beraberiz efendim. Ve yine bu akşam da değerli konuklarımızla her zaman olduğu gibi yine güzel vakit geçireceğiz. Güzel eserler dinleyip muhabbet edeceğiz. Hemen programın başında konuklarımızı takdim edelim. Grup İrşat bugün bizlerle. Mehmet Gündüz abim hoş geldiniz. Hoş Sefalar bulduk. Allah getirdiniz. razı olsun. Teşekkür İyisiniz ederim. inşallah. Hamdolsun sizleri sormalı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Akbaş abim siz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz Allah inşallah. razı olsun. Çok şükür hocam. Siz nasılsınız? Allah İyisiniz razı inşallah. olsun. Teşekkür ediyoruz. Değerli abim Mehmet Ali Oğuz abim. İyisin Eyvallah inşallah. değerli hocam. Allah razı olsun. Sen de iyisin inşallah. Allah razı olsun. Hamdolsun. Şöyle grup irşat epey oldu aslında. Gerçi epey derken zaten Yani pandemi sürecinde uzun bir ara vermiştik. Sizi Nedense görmeyeli çok oldu Mehmet yani. abi çoktan yani İbrahim abi belki daha fazla görmedik ama Mehmet abi çoktan görmemişim gibi hissediyorum. Hani vokallerde falan orada da yok ya. Evet. Öyle bir his var bende Mehmet abiye karşı. En son Bakalım işleri sanki en son ticarete falan atıldı. İşleri bitti tabii bizi unuttu. estağfurullah. En son bayram programında Bakkaliyeyi buluşmuştuk. ticaretten sayarsak büyük bir Abi ticarete ticaretin bir fişi başlıdır olmaz ama. değil mi? Evet. Yani Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Dediği Teşekkür gibi ediyoruz. yine bir gıda işi diyelim, market Evet. gıda işi. Öyle Allah bir hayırlı yani olsun. pandemiden dolayı Evet. programlarımız yok. Evde oturuyoruz. Bari ticaretle değerlendirelim dedik. Değerlendirelim dedik. Sonuçta hayatımızı idame etmek Allah bereketli zorundayız. kılsın Allah inşallah. razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Mehmet abi gerçekten özledik, çoktan görmedik. Seninle başlardık hep ilahinamelere. Evet. Bu sefer sensiz başlamış olduk. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Şöyle ikinize birden bakayım, hani tek kişi olmasın. Evet, ortaya konuştuk. İbrahim abim cevap versin. Ben sürekli konuşmayayım Şey bari. sorusu hocam bana aittir, onu söyleyeyim ben. Çünkü İbrahim abi o soruyu hep sen soruyorsun. İşte Karacadağ'da bayramlar nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Bir de Karacadağ'da Ama kış nasıl geçiyor? Kışı ben soracağım hocam bu kışı şeyde gel böyle. bana sor abi. Ben İbrahim abi soracağım. O Karacadağ'da kış nasıl geçiyor? Onu Tamam. tabii şimdi hemen cevap vermeyelim. O, yani o soru hakkı bana ait. Tamam. Tamam. Biz grup irşat için kış nasıl geçiyor diyelim. Aslında Pandemi. hocam bu sene artık bu havaların iklim değişikliklerinden midir? Havaların biraz da sıcak geçmesi İbrahim kardeşimin de işinin biraz daha uzamasına neden oldu. İnşaat işiyle uğraştığı için pek onda bir etki yapmadı. Çalışıyor. Doğrudur. Galiba şu arada daha devam ediyor. İşi Devam işleri ediyoruz. daha var. Tabii bu Grup ne yapıyor peki? normalde Şey mi olur Mehmet abi? Şimdi ben şunu Kışın soruyorum aslında. kış ve pandemi genel anlamda hocam. Bu Yok hep yok. aklıma Hani gelen bir soru. şimdi sanatçılar gelince abi valla pandemi var. Zaten evde oturuyoruz işte ya da çalışıyoruz. Müzikle çok fazla şey Aslında yapamadık. Siz ne yaptınız? aslında biz de aynı onların yolunda devam ediyoruz yani. Bir Aynen. değişikliğimiz yok. Hani bu hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı fazla gidip gelemiyoruz birbirimize. Hı. Bazen İbrahim kardeşim şehir merkezine geldiği zaman dükkanda işte Görüşüyorsunuz. görüşüyoruz. Onun dışında pek nadir hani görüşüyoruz. Hani birbirimize ev ziyareti falan çok nadir yapıyoruz. En Evet. son belki 1,5 ay önce bir ara köye Evet. gittik ziyaretlerine. Evet. Onun dışında hani hastalıktan dolayı yani şu şekilde hani İbrahim kardeşimin annesi de kronik hastalığı olduğu için hatta hastalığı da atlattı galiba. Evet. Bu arada Geçmiş olsun diyoruz. geçmiş olsun abi. Allah razı Ben olsun. olsun. Teyzemin eşi koronadan şu an yoğun şeydedirler. Hani evde karantinadadırlar. Hı. Kendilerine de şifa diliyoruz Rabbimizden. Bu vesileyle Rabbim tüm hayırlı şifalar versin hastalara inşallah. şifa diliyoruz. Onun neticesinde hani fazla gidip gelmiyoruz. Yani Hani müzik dikkat ediyoruz. bir müziğe de bir ara vermiş oldunuz Hocam yani. emin ol her şeye ara Yani vermişiz bununla diyebiliriz. ilgili bir tespitim var ama eserden sonra o tespitimi söyleyeceğim. Tamam. Siz de bana Müzikle katılacaksınız. ilgili, Müzikle pandemi ve ilgili, müzik. pandeminin müziğe yansıması ile ilgili. Tamam. Tamam o zaman kimden bir eser alıyoruz? İlk eseri Nacizane ben okuyacağım. Evet, bu Ocak güzel. ayındayız. Hüzünlü bir eser. Evet. Ocak, kış değil mi? Kış Sert evet geçiyor. sert geçiyor. Hüzün basıyor. Hüzün basıyor insanı. Peki. Hüzünlü bir eser okuyalım inşallah. Buyurun.
şehrinde, matem yerinde. Eyyubi şehrinde, matem yerinde. Gönülde bir yara oldu derinde. Gönülde bir yara oldu derinde. Hüzünü bir başka dostum, ocağın en sert yamacından geçtim. Asırlardan en pahalı zamanı, mevsimlerden en yamanını aldım. Karın kırmızıya çaldığı bu kışat, avucuma kar denenler ektim. Lale tadında makbul bir dağ olsun. Biz dolunay doğsun diye bu gece sana, yıldızlara uzandık İstanbul'da. Ey canan, şehadet helaldir sana. Hak yolda aşk ile kıydın ocağına. Ne mala, ne mülke, ne de şana. Gitme, gitme hain kurşun, gitme, dön geri. Daha görmeden alma rehberi. Daha göremeden alma rehberi. Kanla besleniyor zalim düzenler. Kanla besleniyor zalim düzenler. Bir gün boğulan
hoşun gitmeden geri. Daha göremeden alma rehberi. Eyvallah Mehmet abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun abi. Evet, güzel bir eser. Bu eseri daha önce dinlemiştik değil mi? Mehmet daha Nogay. Düş dinlemiştik ama burada dinledik mi? Mehmet Nogay dedin aklıma geldi. Evet. Sanki evet. Mehmet Nogay kardeşim dinlemiştik. Hatta bir iki sefer herhalde seslendirmişti. Evet, burada daha önce dinlemiştik bu eseri. Ama herhalde ona da eşlik etmiştim. Eser şeyde Avrupa'da evet. Çıkmış bir albümde geçen bir eseri değil mi hocam? Bayağı bir önce 2000'li yılların böyle başında falan. Olabilir. Onu bilmiyorum daha doğrusu evet. Ama burada dinlemiştik. Diye evet, hatırlıyorum. İnşallah yanılmadım. Pandemiyle ilgili bir şey söyleyecektin abi sen. Pandemi müzik, müzik pandemi. Doğrudur, bir şey diyecektim. Ne diyecektim ama? Sen unuttuğumu zannettin değil mi? Unutmadım. Evet. Şimdi aslında şöyle bir soru soruyoruz. İşte geçen bir sanatçıya sorduk. Abi işte pandemi, şimdi muhtemelen evdesiniz, bol bol üretiyorsunuz falan. O evet üretiyoruz dedi fakat bu bende öyle olmuyor hocam. Mesela pandemiden dolayı oturunca insan inan üretmekte de kısırlaşıyor. Niye biliyor musun hocam? Düğün eserlerinin en güzelini düğüne gidiyoruz ya, düğün dönüşünde o anda işte keşke şunu da söyleseydim, keşke o ortamda böyle bir şey de yapsaydım düşünceleriyle oluşturuyoruz hocam. Evet. Ondan sonra kutu doğma eserleri, mesela kutu doğma programa gidiyorsun. Ya diyorsun aslında böyle bir kalabalık bulmuşken keşke şöyle de bir eserimiz olsaydı. Fikri sende oluşuyor, ondan sonra o minvalde çalışıyorsun ve eser üretiyorsun. Yani haliyle evet yani boş olabiliriz fakat bence o yönden duygularımızı da biraz korumaya çalışıyor. Harekette bereket vardır derler değil aynen, mi? Aynen, aynen. Şimdi hareket kısıtlanınca o da gidiyor herhalde. Hocam emin olun şöyle bir şey hocama söyleyeyim, katılıyorum kesinlikle. Çoktan sözünü kesmemişim Emin Hoca, çok iyi oldu ama tam böyle yerinde kestin. Kestin mi? Evet fark kestim. Etmedi. Evet. Yani hocama gerçekten katılıyorum. Şimdi müzikle çalıştığımız zaman, bir ortam oluştuğu zaman hani gelen bir tempodur, bir melodidir. Bizde hani yeni bir fikir şey yapıyor yani üretiyor yani. Aklımıza bir takım şeyler geliyor. Hı. Ama olmadığı zaman emin olun yani ilahinameler başlamadan önce bile ben ilahinameler için hazırlık yapmamıştım. Ya niye ilahinameler arz talep şey meselesi. Evet. Sen bir şehit olur ya aynı bak dediğim şeyi doğrulayacak. Bir şehit kardeşimiz şehit olmuş işte bir Filistin'de şehit olmuş ya da burada işte 6-8 Ekim'de şehit Yasinler şehit olduğu zaman o atmosferde şehit ve şehadetle ilgili daha iyi eser üretiyorduk. Ama olmadığı zaman işte hani şehadet olgusu üzerine böyle farazi düşündüğümüz zaman olmuyor. Yani ondan bahsediyorum hocam. Aynen. Şimdi İbrahim abi mi dinleyeceğiz? Şimdi grupça geldiğiniz için biz sözü size bırakıyoruz. Siz evet. Ne söylüyorsanız buyurun. İnşallah Suhadini Ahmet parçası babamın. Evet, bugün şehadet evet. Yıl dönümüydü. Bugün şehadet evet. Yıl dönümü. Rabbim şehadetlerini kabul etsin inşallah. Amin. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Amin. Sizlerin de başı sağ olsun. Tekrar Allah razı olsun. 1993 evet. 13 Ocak. Tam bugün. 1993 onun anısına. O sebepten dolayı biz de dedik bugün. Aynen. Okuyalım onun başta. Anısına, onun evet. Eserini çok okuyalım. Çok da güzel bir eser. Bütün şehitlere ithafen, özellikle de Karacadağ şehitlerine inşallah ithafen i̇nşallah. Gitsin. Akbaş ve Sulhaddin ve Asar. Asar ailelerine. Evet. Asar ve Akbaş. Evet. Buyurun.
Şer u cengirine Elpiş ber küpri Ciberi hata Nay hata b hata Sülhe din u Ahmet ji agid bun Can fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bi cani gavari bi deste bi bakhta Sülhe din u Ahmet ji agid bun Can fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bi cani gavari bi deste bi bakhta İslam u Kur'an Bikin hakim di Sal ser insan Kerec dağ be khuay Na khuay sorab dan Van erun iştan Tehdid u şertan Ey gelli millet Ey Müslüman Van agida khuj Ver kirne kurban Kerem nas nekin Kadri khuyna wa Ve dünya ve ahiret Terej destan Sülhe din u Ahmet ji agid bun Can fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bi cani gavari bi deste bi bakhtan Sülhe din u Ahmet ji agid bun Can fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bicani gavari bi deste bi Zikin şu devra hükmü tağuta Veda di salime hat-ı rahme Roja mümina da ser alemi Barikir tarit ya ve küfür o zulme Zikin şu devra hükmü tağuta Sülhe din u Ahmet ji agid bun Can fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bi cani gavari bi deste bi bakhtan Sülhe din u Ahmet ji agid bun Fedaye kur Ana mecid bun Vakya sahabe reci şehid bun Bi cani gavari bi deste bi bakhta Eyvallah İbrahim abi.
Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Zaten eser için söylenecek bir şey yok. Şehitler üzerine bestelenmiş eserlerin hepsi çok güzel. Bu da aynı güzellikte, aynı duyguda. Tekrardan başınız sağ olsun. Tekrardan Allah-u Teala rahmet eylesin. Amin. Ve şehadetini kabul etsin. Amin. Ve müsaadenle hocam ben bir iki konuda grup irşadı tebrik etmek istiyorum. Öyle içimden geldi. Hep içinden onları tebrik edesin geliyor zaten. Niye? Öncelikle İbrahim abi zaten tebrik ediyorum. Niye tebrik ediyorum? Şehit bir babanın evladı olarak dindik ayaktadır. Maneviyatını yitirmemiş. Bütün o yolda yürüyor. Namazıyla, niyazıyla, inancıyla babanın yolunu terk etmemiş. Öncelikle ondan dolayı tebrik ediyoruz İbrahim abi. Onun haricinde niye tebrik ediyoruz? Eser, İbrahim abi her gelişinde söylüyorum. Böyle eserde bol hançere olan, böyle gırtlak namesi olan eser, böyle eserleri icra etmek biraz zordur. Ve o dönemdeki eserlerin aslında hepsini icra etmek biraz zordur. İbrahim abi gerçekten hakkıyla orayı icra etti. Ayrıca grup irşad olarak tebrik etmek istiyorum. Onu niye tebrik etmek istiyorum? Grupların ömrü biraz kısa olur hocam. Gruplar öyle bir araya gelirler, ondan sonra bir şeyler olur. Birinin işi çıkar. Bazen ne bileyim birinin kaprisi tutar, bir şey olur, ayrılırlar. İkisini de tanıyoruz gerçekten, ikisi de güzel insan, güzel kardeşlerimiz. Uyumludurlar. Sahnede, sanatta çok uyum içinde yürüyorlar ve bir arada kalabilmişler. O manada onları tebrik ediyorum. Benezer diyelim. Benezer, evet. Bundan sonra gidip bir de birbirlerine düşecekler. Mehmet Ali Nezer. Hocam ben kendimden beklerim de İbrahim'den beklerim. İbrahim biraz... İkinizden de beklemiyoruz inşallah. Evet. Öyle işte, İbrahim'den bahsettik. İbrahim'in bir pırıl pırıl bir kardeşi de var. Cebrail Akbaş sizin de umre arkadaşınızdı. Evet, kesinlikle. O da yine aynı o şekilde babasının izinde. Rabbim hepsinden razı olsun. Ailecek aslında. Evet. Yani sadece şahıs olarak gitmeyelim. Evet. Peki. Şimdi bir eser daha dinleyelim. Evet. Hemen şimdi. Şimdi İbrahim kardeşimle beraber okuyacağız inşallah. Naçar kalmışım eseri. Naçar kalmışım. Furkan Dursun mesaj atmış. Ona ve ailesine armağan edelim inşallah. Peki. Buyurun.
ses direndiyor, savur külleri. Dört yanını sarsın kıyam gülleri. Güzel şehitlerin tefekküllerin. Bana yine ölüm kaçar kalmışım. Yüreğinize sağlık. Çok bir Murat eser. Yaman eseri dinledik. Evet. Mehmet Gündüz ve İbrahim Akbaş yorumuyla ve güzel doldu. Güzel paylaşmışsınız. Emin Hoca öyle hep böyle grupların yanında konuşuruz ya işte grup olarak geliyorlar da tek tek söylüyorlar falan. Grup irşad. Bu eleştiri zamana, biraz onlara da yapıyorduk. Son zamanlarda biraz. Düzelttiler kendilerini. Aynen. Ben şimdi demin grup uyumundan bahsederken ve şimdi Murat Yaman eserini söylerken onları da hatırladım hocam ya. Bir Murat Yaman var, bir Muhammed Edip var. Evet. Değil mi? Servet var, Bilal var. Böyle bir grupları var ve yıllardır beraberdirler. O manada madem bu yönden onları tebrik ettik. Bir tebrik de o zaman Murat Yaman, Edip, Servet ve Bilal. Evet. Sen grup Vuslat. Evet. Vuslat sevdası. Buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Ve onlara ve onlar şahsına Avrupa'daki bütün kardeşlerimize kucak dolusu selam ve sevgi gönderelim. Çok klasik oldu değil mi hocam? Şimdi bu tanıtım videosu vardı ya. Evet hocam. Geçen işte yayına verdiğimiz YouTube'dan. Şimdi orada hani Avrupa'daki sanatçılar da var işin içinde. Şöyle bir Türkiye, bir Avrupa ne oluyor biliyor musun? Orada bir burukluk oluyor. İşte evet. Bir o dönem için zor zahmet günleri. Bir de işte muhacerat işte Avrupa'da. Avusturya mıydı? Almanya, Avusturya. Avusturya, İsviçre, aynen. Almanya. Yani o muhaceratın verdiği o duygusallığı da orada yaşıyorsunuz. Aynen. Geçen bir hele kardeş... Murat Yaman'ın bir yürüyüşü var. Böyle bir de sesi de kısık ya işte. Muhaceratın, ne diyor, gurbetin acısını iliklerimize kadar hissettik falan diye işi var böyle. Belli yani hissettiği aynen. De orada gerçekten görünüyor. Gerçekten yaşamış vücut yani. Diliyle de onu gösteriyor, görebiliyoruz biz de. Bir geçen bir arkadaş da şey diyordu, keşke onu diyordu. Tüm şeylerini yani çoğunu siyah beyaz yapsaydınız. Hani ilk siyah beyaz başlıyor sonra mavi renge dönüşüyor sonra işte HD görünümüne geliyor ya. Evet. Keşke çoğunu işte şey yapsaydınız diye siyah beyaz biraz daha buruk. Çünkü o dönemler de biraz daha buruktu. Demin Mehmet abi dedi ya evet. Ocak çetin geçiyor bizim için biraz buruk geçiyor. O manada belki de bir faydası olurdu. Grup bir irşat niye orada yer almadı? Hani ben biliyorum da hani. Hocam, dur İbrahim abi buna cevap versin. Tamam. Zaten kışı sormadık da ona, o daha kış sorusu gelecek. İbrahim abi niye olmadınız o şeyde? Hocam, o esnada, siz çağırmadılar mı? O esnada bizim hani annemin hastalığı vardı. Hı-hı. Ben de karantinadaydım. Hı-hı. Ben kime dedim ya gelin beni çekin bir yere gidelim. Kimse gelmedi. Hastalıktan. Güzel işte. Milleti yakalamaya çalışıyor. Yani fikrim vardı dedim gideyim köyde. Şehitlerin üzerinde bir... Hastalıktan dolayı mı gelmediler? Evet. Tabii, ben de karantinadaydım. Yani temaslı olduğu için evet. Kimse ona yaklaşmamış. Yani hastalık bende yoktu elhamdülillah ama yanaşmıyorlardı bize. Artık evet. Bir dahaki tanıtım bir 30-40 yıl sonra olur. O zaman İbrahim abi seni de alırız. Muhtemelen Halep Eşti'nin yerine... İbrahim abiyi alırız. Keki senin yerine de ben artık herhalde geçerim. Aynen. Peki şimdi o soruya geçmeden biz bir eser daha alalım. Kız sorusuna. Kız sorusuna. O çok mühim bir soru hocam. Çok mühim bir soru. Bir eser daha alalım. İzleyicilerimiz de çok merak şehitlerle ediyor. Şehitlerle ilgili yine bir eserdir. Daha önce Bilal abi okumuş burada değil mi? Şehit evet. Murat. Şehit Murat eseri. Şehit Murat. Bilal Güler abi mi? Evet. Şehit Murat. Şehit Murat o mu? Yok. Tamam aynı şey demezsin. Aynı şey demezsin. Doğrudur. Doğrudur. Güzel bir eserdir. Peki buyurun abi. Thank you.
Rabbe bekefiga hatan işte ve rebgiri meser orte ve kimir can bebe jeb got nuşidri meser orte ve kimir can bebe jeb got nuşidri şehid Diyarbakır bedil ağır
Peki abdü selam gori sırrı fatem bürün kabre Peki abdü selam gori İbrahim abi ağzına yüreğine sağlık. Bugün madem Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Bir tebrik de Seyda molamız yine gitsin değil mi hocam? Evet. Ne güzel yazmış. Şiirler yazmış Şehit Murat. Bu da ona ait. Ondan, demin bir başka bir şiir vardı yine ona ait. Evet. Bugün ben bir Selahaddin eser... Ahmet. Selahaddin evet. Ahmet şiiri yine ona ait. Bugün ben bir eser seslendireceğim. Doza Mesru Aç diye. O da ona ait. Allah ondan da razı olsun. Tabii da Şehit Murat da 90'lı yılların zulmünü yansıtan bir eser. Evet. İşkenceyle şehit edilmiş bir İslam eri, dava eri. Allah-u Teala onun da şehadetini kabul etsin diyelim. Mehmet abi unutmadın değil mi? Bizim programın bir de Sesimi Dinler Misin bölümünde Kesinlikle. Var. Şimdi oraya geçeceğiz. Değerli izleyenler Sesimi Dinler Misin bölümümüze geçelim. Özlem Ajans'ın katkılarıyla hazırlanan Sesimi Dinler Misin bölümü başlıyor. Altında hayat mateme durdu. Dünya sonbaharında umutlar dibe vurdu. Hasre çil çil olur belim bücülür. Dilimden günah kar sözü. Sizler de Sesimi Dinler Misin'e katılıp yeteneğinizi izleyenlerle canlı yayında paylaşmak ister misiniz? Ravzasına vardım. Uçar hayallerimde Bir tatlıdır perdi kayar derimde Şeytanın kibridir kafir yüzünde Hain bir katildir durmaz sözünde Evet değerli izleyenler bu akşam Salih Kaya değil mi kardeşimiz bizlerle hoş geldin sefalar hoş getirdin abi. Salih abi. Nereden katılıyoruz? Diyarbakır'dan Hani'den. Diyarbakır Hani'den. Hani'den. Hani merkez mi köy Yok, mü? Yok Gürbüz. Gürbüz köyünden Aynen. meşhur Hani Gürbüz köyü. Ne iş yaparız ne işle meşgulüz? Ben Kur'an kursunda hafızlık yapıyorum. Maşallah Kur'an kursunda hafızlık. Mehmet Ali abi genelde imam müezzin. Kur'an kursu hocaları, hafızlar hı hı. böyle ilahi müziğine karşı bir eğilimleri var değil mi? Var hocam. Niye? Çünkü hani Kur'an-ı Kerim'i ses istiyor. Aynen ses istiyor. Onu okurlarken orada performans gösterirken o arada sese de gelişiyor biraz. Evet. Aha. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Bu arada ilahi de söylüyorsun değil mi oralarda? Biraz ilahi var. Akşamları falan yapıyor musunuz müzik akşamları? Biraz fazla ilgim var. İlahi. Var. Ne zamandan beri var? Bana bu Özlem Ajans'ı tanıdığından beri. Tanıdığından beri var. Hocam bak iyi örnek olmuşsunuz. Özlem Ajans'ı tanıdığından beri müziğe ilgisi var evet. kardeşimizin. Bu akşam hangi eseri seslendireceksin? Şehadet eseri. Şehadet eseri. Veteremiz vardı değil mi arkadaşlar? Önce bir veteremizi izleyelim mi? Önce bir vetereye evet. bakalım sonra eseri dinleriz. Günahsızdı gözlerim, öfkesiz bakışlarım Hiç ama hiç kızmadım, hiçbir insana amca Ağzımda mavi emzik, minnacık yüreğime Neden gözlerin öyle, kana susamış amca Tanklar namlusu mu, yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerimin rengi var
Misket bombalarından oyuncakların mı var? Yıldızlar mı yanıyor, ateş yağıyor amca? Ah anne, ama ben ölüyorum. Evet, o kucağındaki kimdi? Yeğenimdir. Yeğeni. Ah anne, anne deyince hemen irkildi çocuk, annesini aradı. O eseri niye okumadık? Olmadı mı? Bazen şeyde olmuyor. Olmuyor. Burada provalarda olmuyor. Olmadı. Evet. Şehadet eserini okuyacaksın. Evet. Peki buyur, söz sende. Gecelerde, sabahlarda, secdelerde, namazlarda, gizli gizli dualarda, Rabbimden seni ister. Dostlara kavuşmak için, Kevser'de buluşmak için, Hüseyin'e ulaşmak için, Rahman'dan seni dilerim. Karşımda gülünü versen, şu yüzüme gülü versen, o an kendimden geçer. Ey şehadet şerbetinden, mis kokundan ve sevginden, seninle bin kez
şehadet, şan şeref seninledir. Şehadet, şehadet, kurtuluşum sendedir. Şehadet, şehadet, azadelik sendedir. Şehadet, şehadet, mutluluğum sendedir. Eyvallah Salih Kaya kardeşim. Güzel bir eser seslendirdi. Şimdi yorumu sizlerden alalım. Şimdi hocam hep söylüyoruz zaten. Belki şu an bizi izleyen başka kardeşlerimiz de var. O yönden onları cesaretlendirmek adına da konuşuyorum. Buraya gelen kardeşlerimiz böyle gelip evde söylemiş gibi gelip böyle keyifli bir an yaşıyorlar, söylüyorlar. Bir aile ortamı gibi değil mi Salih abi? Aynen. Gittik ekmek, peynir falan yedik, bir şeyler yedik falan, böyle aile ortamı gibi. Bir de ilahi söyledik. Bir de ilahi söyledik ve eve gidiyoruz. Evet. Haliyle bizi izleyen kardeşlerimiz çekinmesinler, gelsinler. Burada rahat bir şekilde eserlerini söyleyip gitsinler. Gelsinlerden şey kastın da öncesi var, videoyu öncekini bugün hocam sizden alalım. Bu akşam da sizden alalım hocam. Hayır hocam, ben size veririm. Buyurun Mehmet abi. Yani kısa bir videolarını çeksinler. Evet. En güzel seslendirdikleri, kendileri daha rahat seslendirdikleri bir eserlerini seslendirsinler. WhatsApp numarasını atsınlar. Müzik kurulu değerlendirecek ve onları buraya çağıracak. Burada çalışmadan sonra televizyona çıkacaklar. Yani. Ekrana çıkacaklar. Yani bak, tamam, vokaldeyken gözün koltuğumdaydı biliyorum da şimdi sanatçıyken de. Ya bilmiyorum hocam. Olmayın hocam. Demek ki yani, onlar beni kesmiş. Ben hocam hep böyle aslında, bunu söylemişim ya. İyi iş etmiş hocam. Yani. Ya aslında evet, hocam hiç bugün kadar kendimi rahat hissetmemiştim. Nedendir bilmiyorum ama. Evet. Yani bir de şunu da eklemek istiyorum. Şimdi zaten Sesimi Dinler Misin'e gelen kardeşlerimizden bir sanatçı performansı beklemek Yanlış olur. Haksızlık olur aynı zamanda. Kesinlikle haksızlık olur. Yani örnek verecek olursak, biz grubu kurduğumuz zaman 2 yıl, 3 yıl boyunca sürekli çalıştık. Evet. Yani sadece eğitim babında çalıştık ki hani grubu kurabilelim. Kurabilelim. Bir o seviyeye bir yerlere gelebilirim diye. Yoksa aynen, öyle hemen ha diye kuralım, öyle kurulmuyor yani. Kurulmuyor. Peki. Teşekkür ediyorum. Salih kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık diyelim. Sen Allah buradayken bir reklama da beraber girelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. İlahi Nameler'de Grup İrşat'la beraberiz bu akşam. Güzel eserler dinledik. İlk bölümde Sesimi Dinler Misin'le ilk bölümü kapattık. Şimdi ikinci bölümde yine eserler var ama ilk bölümde hep hüzün işledik. Evet. İkinci bölüm biraz farklı olacak mı acaba? İkinci bölümde hareketle gireceğiz. Yine biraz iniş çıkışlı olacak. Çıkışlı olacak. Yine sonunu hareketle inşallah tamam, hareketi iniş bitireceğiz. İniş çıkışlı bir bölüm izleyeceğiz bu bölümde. Evet. Şimdi sırada ne var? Ne şimdi dinliyoruz? Grani yapacağız inşallah. Grani potpourri yapacağız. Bunu mesaj atmışlar. İlyas Yegen'i mesaj atmış. Dayı Şehit Melagiyaset'in eserini okur musun diye rica etsem demiş. Hı hı. Hani ki eserlerimiz seçilidir. Eseri ona armağan edelim. Bir de Batman'dan Bilal Katmaz ve onun can dostu Mus'ab Gök. Aydın Gök hocamızın oğlu. Hı hı. Kendilerine armağan edelim. Peki. Bir dahaki gelişinde sana bir bilgisayar getiririz abi. Aslında buradan bu WhatsApp, mailler, işte SMS'ler falan hepsini bir dahakine hocam, okursun. Dikkat ederseniz bu programda fazla armağan etmedim. Fazla armağan etmedim. Evet. Doğru. Peki buyurun abi. Oy derdi tü, dünya çıkır on derdi.
قتل و قتال سر اردون ته اوی اوی مجادمون و عزمون ته اوی اوی فریاد بیگان سر اردون ته اوی اوی سنی اون جنن قحره ته اوی 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 درده ته اوی درده ته اوی اوی دنیا چگر اون درده ته اوی 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 درده ته اوی درده ته اوی اوی تم خو خمر نا آخر مال دنیا یه ما خود ما چار نا آخر مال دنیا یه تم خو خمر نا آخر مال دنیا یه ما خود ما چار نا آخر مال دنیا یه تی چویر دوست بنا آخر مال دنیا یه ولت ما خرامالِ دنیا یہ خرامالِ رضیا یہ خرامالِ دنیا یہ خرامالِ رضیا یہ تودی ما گیرن او خرامال دنیا یه مراد خوشانی بن او خرامال دنیا یه کم تودی ما گیرن او خرامال دنیا یه مراد خوشانی بن او خرامال دنیا یه کم تراز حس کن او خرامال دنیا یه خرامالِ دنیا یہ خرامالِ دنیا یہ خرامالِ رضیا یہ خرامالِ دنیا یہ خرامالِ رضیا یہ ہی میر ہی میر ہی میر من میر من کالے او دلالے من لو میر من ماموستے دوزوانے من لو میر من شیخ سعید شیخ من لو میره موسته دوزبانه من لو میره من شیخ سعید شیخ من لو میره من قهوه بردن به جارک گوونده هون به گلک قهوه بردن به جارک گوونده هون به گلک لداره بگرن خلک
بدعوات سرخيربة بدعوات سرخيربة هاي زبايا بمبارك وارتب بين مجارك هاي زبايا بمبارك وارتب بين مجارك بخيربة بروش فلك بدعوات سرخيربة بدعوات سرخيربة Eyvallah. Ağzınıza sağlık. Güzel bir potpourri, grani. Nedir grani abi? Grani, Kürtçe'de ağır. Evet. Grani. Yani bu ağır. Evet. Ağır bunun daha da hareketlisi var. O da inşallah programın sonunda. Bu arada çok şey oldu. Sanki sesim efekt yaptı hocam. Böyle evet, hemen döndünüz. Bu arada. Evet, bu arada bazen de ekrana bir şey soruyoruz. Diyoruz acaba bu eser hangi tarihteydi? İşte 2000 öncesi bir eser miydi falan? İlk eser var ya, Mehmet abi seslendirdin. Evet. Gitme hain kurşun. Gitme dön geri. Evet, dön geri. Onunla ilgili bize bir bilgi gelmiş. Hamza İresul abimizinmiş. Böyle amatör bir çalışmaymış. Halen o dediğimiz yıllara ait bir eser değilmiş ama güzelmiş. Hamza İresul abiye de buradan selam gönderiyoruz. Tebrik ediyoruz kendisini. Güzel bir eser yapmış. Evet. Grani'yi geç konuştuk. Yine laf değil. Hareketliye ne deniyor abi? Hareketli potpourri diyoruz. Hareketli oldu mu potpourri oldu? Potpourri. Grani, biri İngilizce, biri Kürtçe. Aslında Mehmet abi halay deniyor da. Halayın granisi halay, var, evet. Hareketlisi var hocam. İkisi de halaydır potpourri, normalde. Farklı bir şey oldu. Hani evet. Zaten biliniyor. Halay var, bir de grani halay var. Evet, yani. Grani halay aslında... Şimdi ben bazen kelimelere takmıyorum. İkisi de 2-4 ritim evet. Üzerine yürüyor. Biri biraz hızlıdır, biri biraz daha gram zaten. Daha Kürtçe'de evet. Yani daha geçmişe dönük. Aynen. Eskiden hani düğünlerimiz hep böyle... artıyor değil mi? Ritim artıyor her geçen gün. Evet. Özellikle düğünlerin. Dikkat ediyorum. Sadece şöyle İslami düğünler değil, diğer düğünlerde de tempo artıyor sanki. Hocam bence biz bu grani ile biraz onu kırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü başımıza gelmedi değil. Bazen programlara gidiyoruz. Hı hı. Hani bu az önce yaptığımız grani halayını çalıyoruz. Oradan hareketliye geçtiğimiz zaman sanki o tadı vermiyor. Vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Bir orta yaş ve gelip diyorlar. Çıkıyor. Evet. Biraz kesinlikle öyle. Hani orta yaş ki ihtiyarlarımız kalkıp hı hı. İşte o İslami halaya eşlik ediyorlar. İlahilere aşkla eşlik ediyorlar. Yani hareketliye geçtiğimiz zaman tepki aldığımız çok oluyor yani. Aynen. Peki şimdi bir eser daha dinleyelim. Kimden? İbrahim abiden sanki bir eser alacaktık. Evet. İbrahim abiden mi alacağız? İnşallah Türkçe bir eserdir. Aslında repertuarımda yoktu. Evet. Böyle önüme geçti. Dedim bir deneyeyim. Arkadaşlar Aziz dedi senin tarzın değil yine tarz meselesi oldu. Evet. Denedik dedi oldu artık. Yani Aziz'e güveniyoruz. İbrahim abi o konuda tarz, repertuar konusunda repertuarı geniş bir kardeşimizdir. Evet. Yani Şehit serisinden de okuyor, ne bileyim Yaşar Burak'tan da okuyor, Ömer Karaoğlu'ndan da okuyor en böyle şeyi evet. Geniş repertuar. Hangi eser? İsmini de unuttum. Çatlayan Toprağımızda. Çatlayan Toprağımızda. Evet. Evet. Bu eseri de aileme armağan edeyim. Anneme, ablalarıma, yegenlerime, kardeşime. Bütün aileme, Akbaş ailesine olsun isim vermeyeyim. Peki, buyurun. Dudaklarında doğuransın ey Resul
Eyvallah. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Haklıymışsın abi. Aziz abi, niye de haklıymış. İbrahim abinin esene taş koyuyorsun bir almayayım. Bak güzel okudu. Efendim. Biz söyledik. Bizden sonra daha bir şefke gelir. Değil mi? Evet. Yani siz okuyamazsın deyince inat oldu. Ben okurum olay oldu. Evet. Oldu. Evet, güzel olmuş. Bu arada grup irşadı demin yad ettik. Tabii grup irşadın iki tane nadide elemanı üyesi. Evet. Edip abi zaten Edip abiye teveccüh var değil mi Edip abi? Evet. Bir esprimiz var, teveccüh esprisi. Aziz abi var. Bir de bugün perküsyoncumuz Seyfi abi de aramızda. Zaten evet, sürekli olacak inşallah. Bugün onlar da varlar, onları da hatırlatmış olalım. Grup tabii olarak geldik. Evet. İki tane delikanlı babamın oğulları. Evet. Bu arada Mehmet abi sen babadan bahsettin. Hakikaten şey çalıyor mu kaval falan? Hocam benim babam çok eski kavalcılardandır. Yani kardeşimle Edip'le çaldıkları zaman Edip biraz onun gerisinde kalıyor. Ama eski çoban kavallarıyla çaldığı için notalı kaval çalamıyor. Notalardan sadece hangisini çalıyor dedi? Re çalıyor. Re notasını tek, re kavalını tek çalabiliyor. Evet. Bir gün böyle bir stram programı falan yaparsa hani ses minlerim sizin demek biraz şey olur da artık kavalımı dinler misin? Müziğimi dinler misin? Gelip böyle o çoban kavalını bize bence çalsın. Bu otantik arada, ve güzel olur. Kayınbabam da çok güzel böyle stran seslendirir. Allah bir Allah. De aniden hep böyle sözleri kendiliğinden gelerek. Böyle bir yeteneği var. Bak Mehmet abi bizim stran 5 konusunda stran 5 eksiğimiz çoktur onu söyleyeyim. Olursa bir gün bir görüntülü bir kaydını dinlemek isterim ben. Hayırlısı inşallah bakalım. Mehmet abinin gözlük sadece koltukta değilmiş abi. Televizyonu komple alacak. Aşiret. Hocam televizyon biz diyoruz ya ailemizin şiret, televizyonu. Aşireti getireceğiz. Ailemizin televizyonu diyoruz ya. Haber TV ailemizin televizyonu. Kızma aynen abi, şaka yaptım. Onun için, dur. Yani hakikaten gerçekten öyle. Hani görüp de görmemek arasında dağlar kadar fark var. Fark ya. Fark var evet, tabii. İşin esprisi. Evet. Yalnız stran konusunda Mehmet Ali abi haklı. Mehmet bir Ali abi böyle bir stran 5 değil mi? Bir stran 5 gelirse buralardan bu pandemi sürecinde malum çok dışarıdan sanatçı getiremiyoruz. Fena i̇şte olmaz yani. Mehmet Ali abiye bir sözüm var. İnşallah bir tane okuyacağım yani. Sen okuyacaksın. Ben okuyacağım. Tabii okumam için önce biraz üzerinde çalışmam. Vallahi ben de hep yani ömrümüz geçti bir stran okuyamadık. Strana çok da uzak değiliz. Hani küçüklüğümüzden beri babamlar falan hani hepimiz öyleyiz. Büyüklerimiz stran dinlerlerdi çok bolca. Evet. Yani hani kulak aşinalığımız var fakat hani stran gerçekten farklı bir alan. Ben de bir gün bir tane seslendirmek isterim eğer hani yapabilirsem. Sen de bir çalış evet abi. İnşallah. Evet. Peki bugün bu akşam ne seslendireceksin? Bu akşam daha önce de seslendirdiğim Bilal Güler abiye ait Doza Mesul Hu Aşti'ye yine sözler molamız yine ait. Evet. Öyle bir eser. Bu arada demin Mehmet abiler bol bol selam gönderdiler. Bizi Almanya'ya yad ettik ya. Almanya Hamburg'da Tevhid Tiyatro Grubu var. Onun çok değerli elemanları var. Bireyleri var. İbrahim abi var. Ondan sonra Sabri abi var. Ve öbürlerini hatırlamıyorum. Bu eseri özellikle onlara Hamburg'da Tevhid Tiyatro Grubu'na ve bütün gurbetçi kardeşlerimize armağan ediyorum. Hı hı. İstanbul'da da Sabahattin Ugar var. Bizim oradaki temsilcimiz aynı zamanda. Ona ve ailesine ve İstanbul'daki bütün sevenlerimize armağan ediyorum. Tamam abi, Dedikten sonra bu bir zahmet başlar. İstek programına çevirdik yani. Eyüp Ateş ve grubunu da unutmayalım. Grup Hemdemi'yi de unutmayalım. Evet. Hepsine oradaki bütün evet kardeşlerimize gitsin. Evet. Buyurun. Thank you.
Mebdini vi her girdiye, Mebdini vi her girdiye, zanin mekiriye rehbere, azadi armanc jimere, Mevlu hakikat kemere, bariketi yal piştiye, bariketi yal piştiye. Kur'an-ı şure zülfikar İsa veki her vakit ucar Eldane kurti cengaver Fecras be abediye Fecras be abediye دورا عزيزي هاتية أدبر خدام كفر أبكون جهاد خبر سانجي وبرين أجبو فلق مزيقين دماد الشادية مزيقين دماد الشادية أدبر خدام كفر أبكون جهاد خبر سانجي وبرين أجبو فلق Müzikin demadın şadiye, müzikin demadın şadiye. Eyvallah, eyvallah Mehmet Ali abi, yüreğine sağlık. Güzel eser, eseri güzel okudun abi. Eser eyvallah, zaten Allah güzel. Sen de eserin kendisi güzel, güzel bestelenmiş, güzel sözler. Hı-hı. Biz de naçizane okumaya çalıştık diyelim. Ben bir soru sorayım abi. Burada ilahi nameler için söylüyorum. Hı-hı. Bugüne kadar okuduğun birçok eser oldu. Evet. En çok böyle hani sonradan dinleyince ya da söylerken böyle haz aldığın, beğendiğin hangi eser oldu abi? Vallahi sen de biliyorsun hoca. Aslında şimdi ilginç bir cevap vereceğim sana. Okuyup da kendi okuduğun eserini bana sevdiren Emin Hoca sen oldun. Niye sen oldun? Biz Emin Hoca'yla bazen böyle yolculuk yaptığımız zaman Allah razı olsun değer verip eserlerimizi bir flash belleğe yüklemiş. Böyle dinlettiğim bir iki eser var. Özellikle Tövbe'ye, Dergah'a geldim diye bir eser var. Hakikaten onu dinlediğim zaman keşke tekrar dinleseydim dediğim oluyor. Okuyasın da var yani onu. Şimdi iki kere okudum zaten. Hı-hı. Aradan zaman geçerse onu tekrar okumak isterim. Dergah'a o eser evet. O yine Hazreti Ömer eserini onu icra etmek zor ama dinlemesi güzeldi. Özellikle belki de beraber olunca muhabbet ortamında güzel geliyor insana. Yo, çocuklar da mesela Kürtçeyi yani ufaklıklar çok fazla bilmezler ama Türkçe olsaydı ezberlemişlerdi şimdiye kadar. Çünkü onlar bile çok beğeniyor eserini. Yüreğine sağlık diyelim. Evet, Keki Mahmet. Hocam şimdiki eserimiz belki yani bizleri çok hüzünlendirecek bir eser. Nedeni de seslendiren şahıstan dolayı. Evet. Şehit Aytaç Baran'ın daha önce seslendirdiği Ah Gencecik Fidanlara şu mezarlar kazılır mı? Eserini. Uzun zamandır dinlemedik bu eseri. Evet. Evet. Aynen. Bunu inşallah İbrahim kardeşimle beraber seslendirmeye çalışacağız. Evet. Eseri özelde Şehit Aytaç hocamızın ailesine armağan ediyoruz. Kendi aileme armağan ediyorum. İbrahim Yaz hocamın
ailesine ve küçük kızına armağan ediyorum. Dua ediyor bizlere, dualarını esirgemesin. İbrahim Yaz'la aranızda bir şey var hocam. Böyle her İbrahim Yaz hocayı biz de seviyoruz zaten. Buradan kendisine selam olsun ama her programda unutmuyoruz hocam. Öbür hocalar bak kırılırlar evet. Sonra. Hocam İbrahim Yaz hocamızla komşuyduk daha önce. Bir de küçük bir kızı var. Meryem olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Böyle hani biraz da rahatsızlığı var. Müzikle sakinleşiyor. Müzikle yani iyi geliyor ona. Bir de biz armağan ettiğimiz zaman, ondan bahsettiğimiz zaman hoşuna gidiyor. Seviniyor. Meryem mi? Evet Meryem. Tamam o zaman ben de bir ara yani İbrahim Hoca ile pikniğe gitmiştim o zaman. Evet. Benden de eser ona armağan olsun ve sevdiğimiz bir... Bir de hocam İbrahim Yaz hocamız da şehidin çok yakın arkadaşlarından biri olması hasediyle kendisini unutmayalım. Tamam. O zaman Meryem bacımıza bizden de armağan olsun diyelim. Şimdi Mehmet abinin etikleri yetmiyor ya bir de orada az ediyor falan keser falan bir şeyler söylüyor. Bir şeyler söylüyor anlamıyorum. Biraz sessiz. Ayfer diyor abi. He, bizim bir yeğenimiz var. Onu da küçük kızına armağan edelim inşallah. Evet. Buyurun. Gibi dar bir yere
Ah gencecik fidanlara şu mezarlar kazılır mı? Ah gencecik fidanlara şu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarı kanla yazı yazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Sağlık. Bir Hasan Sabas şiiriydi. Hasan Sabas Hoca da çok değerli bir üstad. Özellikle Türkçe şiirlerde çok güzel eserler üretmiş. Hakkını teslim etmek lazım. Ona da buradan selam gönderelim. Evet. Emin Molamız Gün hocamıza göndermiştik. Beste Mustafa Ekinci'ye ait hatırladığım kadarıyla. Ve güzel bir beste. Ve bu Şehit Aytaş'la özdeşleşti. Bir ara aslında Bilal Güler abi okumuştu. Hı hı. Ondan sonra Şehit Aytaç okudu ve bazen öyle olur. Bir eseri güzel okursun ve o eser hani tabiri caizse sesine yapışır ya da böyle seninle özdeşleşir. Hı hı. Bu da öyle oldu. Güzel bir eserdi ve grup olarak da güzel okudunuz dedikodu bu arada. Ne yapıyorsunuz? biz sizi yani biz böyle övmek için bir şeyler uğraşan siz orada dedikodu şey yapın. Abi eser hazırlığı böyle bir şey işte. Eser hazırlığı şimdi okuyacağımız eserin ilk giriş eseri İbrahim abimizde ezberi yoktu. Hani sizin için çok güzel şeyler söyleyecektim ama söylemiyorum madem. Hocam zaten gönlümüzün güzelliğini biliyoruz.
gönlünüzün güzelliği yetir. Dışarıya da yansıyor. Eyvallah, eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam bari ne okuyacaksınız? Hocam sen şu soruyu sor, ben programı bitireyim abi. Sabahtan onu bekliyorum. Evet. Çok, ama hocam ben o soruyu sorarsam ağır taşlar. Şu kış mevzusunu bir sor abi. Ya zaten demin söyledim dedi. Laf arasında dedi abi burada nasılsa orada da öyledir dedi. Bitti kapattı. O, biz onu kapattık. Evet. Aslında hocam da biliyor, o da normalde Karaca'da bizim köye hemen komşu köye geliyor. Bazen İbrahim abi bazen hani şey olur ya, muhabbet bulamazsın şey olur işte, hani orada hava nasıl değil mi? İşte İbrahim sana çok sor. İbrahim bayramlar nasıl olur? İbrahim hep bayram der işte şöyle olur. Cami avlusunda sofra sefer ezberlemiş var. Hocam bir de dikkat edin. Köylüler geliyor. O arada da işte canımız pirinç falan çekiyor zaten. Et falan, o da yanımıza kar kalıyor zaten. Öyle kapanıyor. Gelmediniz her zaman diyorsunuz geleceğiz. Her bayram da aynı soru soruluyor. Her bayram aynı cevap. Hep de bugün çok güldük ya. Hep de Emin Hoca aynı soruyu soruyor. Ondan dolayı dedim Emin Hoca kış nasıl geçiyor sorusunu bana bıraktı. Evet. Peki bayramda ne sorabilirim abi? Hocam bayramda... Taziye şimdi... nasıl geçiyor mu sorayım? Yok yok, ay, öyle tamam değil de özellikle şey soruyorsunuz. Hani bayram, bayram nasıl abi, geçiyor dediğin zaman... Abi senin gözün koltukta ben anladım. Estağfurullah hocam. Bayram nasıl geçiyor dediğin zaman hani hepimiz ortak bir şey oluyor. Ama İbrahim Bey diyorsun hani köyde nasıl geçiyor özellikle. Şimdi diyelim ki 3 konuk var. Üçüne işte şehri soruyoruz. Bayram nasıl geçiyor? Bir konuk da köyden geliyorsa bir zahmet onu da bir soralım. Aslında yani. Hayır, sadece ufak adına. Bir farkı hocam, var bu grup geliyor ya. Hı-hı. Bir gün mesela şöyle söyle Mehmet abi köyde hiç bayram geçirdim şekilde bir değiştir soru yani. Şimdi hep tamam, İbrahim... Bir dahakine öyle yaparız inşallah. Yetişirsek inşallah. Eyvallah. Allah sizden razı olsun. Son esere geçtik değil mi? Ben evet, yanlış hocam. Hesap yapmadım. Son böyle mashup mı? Potpourri tarzında. Mashup evet. Yapacağız inşallah. Potpourri tarzında. O şekilde bitireceğiz. Bir istek saatinin daha sonuna geldik diyelim mi? Bugün yine istekler epey vardı. Ben de son olarak selamlar vardı tabii, daha doğrusu istek evet. derken. Sizler gönderdiniz. Ben de buradan Edip abimizin komşusu. Şimdi benim de çok değerli bir dostum. Ara ara Edip'in rüyabında konuşuyoruz özellikle telefonda falan. Metin Temel abimiz var. Ben de buradan kendisine selamlarımı göndereyim. Demiş ki selam göndermezse işleri yatar demiş. Biz de burada korktuk. Sağ ol arkadaş. Selam gönderiyoruz. Biz de selam gönderelim de armağan edilecek kişi Emin Hoca'nın komşusu olunca Akan Sural. Edip abinin komşusu. Edip'in komşusu. Hani benim bir teveccüh evet. biraz fazla olduğu için. Halkın evden teveccühü. Evden çıkınca demiş ki bak sakın selamsız dönme Metin diye. Metin abi miydi? Hocam Metin aslında. Abi. Bizden de Metin abi kucak dolusu selam ve sevgi. Aslında şu okuyacağımız son eseri diyelim. Bunu da hem Edip kardeşimizin komşusuna armağan edelim. Hı hı. Sırnaç ailesine, kayınbabası tarafıdır. Gündüz ailesine armağan edelim. Kızım Hayrunisa'ya armağan edeyim. Bugün ismini anmadım. Şimdi eve gidersem diyecek baba hani herkesi saydın beni saymadın. Peki. Selçuk'a. Benden de bizden de şey olsun. Bugün Süleyman abi yok ya. Süleyman bizim neyden Süleyman abi de şimdi belki bizi izliyordur. Kardeşi Seyfi burada. Bizden de ona ve bütün Gül Seyfi ailesine. Gül ailesine. Olsun. Peki biz de ben de Seyfullah Güler kardeşime armağan ediyorum. Ben onu unutmam inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda yine görüşmek dileğiyle diyelim. Grup İrşad'a teşekkür ediyoruz. Ve çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Biz Mehmet teşekkür ediyoruz. Senin de yüreğine eyvallah, sağlık. Eyvallah Emin Hocam. Değerli izleyenler son bir eserle yine veda edeceğiz. Haftaya yine aynı gün ve saatinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun. Şevur roş her der bu yeder dokun.
gödar be ey Müslüman, bener el tüşane van. Karaj dağı ve denge da, denge partiya feda. Ala İslam'ı hilda, şer hoş giren ve kemira. Mehmet Nur Ahmet yüksel, bunciran'ı peygamber. Mehmet Nur Ahmet yüksel, bunciran'ı peygamber. Ey Muhammed nave şeker, mebserli ve feverger. Selavat mebreker, tam Medina münevver. Selavat mebreker, tam Medina münevver. Hem güllen güllen, güllen güllen, iş tövbe Kur'an'ı. Hem güllen güllen, güllen güllen, iş bizre-i İslam'ı. Zava zava zava. Geç bi ev ruhim bore tebi. Ey gülla İslam tü geç bi ev ruhim bore tebi. Sedhe zarhe bukurti vek mi bukurbana da'va tebi. Sedhe zarhe bukurti vek min da'mana da'va tebi. Rehberime Hüseyne da'va Hüseyin şirine. Rehberime Hüseyne da'va Hüseyin şirine. Ozan be eşte khuina male habdu djvina. Ozan be eşte khuina male habdu djvina. Dawet chodilana deng be dil meydana. Bijvino sitrana dil khosh kin muslimana. Qurtun abriz mashiyan zava war sare dilan. Rindu merde dilovan dilan piroz becevan. Rindu merde dilovan dilan piroz becevan. Can 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 hunverin davet ame. Can 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 hunverin govend ame. Em aşkı şehadetin kafir devdi minneti. Em aşkı şehadetin zalim tevbe minnetin. Mekhufirotiye khuda em talibe cennetin. Mekhufirotiye khuda em talibe cennetin. Haydi Rabbin dilane verne verne ha verne. Gelli khurte dilaver verne verne ha verne. Ve rauşe ve seyrane. Maşallah je khurte amedere. Maşallah sed maşallah şere karaj dağere. Maşallah sed maşallah je khurte amedere. Maşallah sed maşallah şere karaj dağere. Ey khurtin Muhammedi şehidil ve piroz be. Khuina ve buronayi şehidil ve piroz be. Ve bebe da'va ilahi umudu şinu şahi. Kıste her varu cihi şehidil ve piroz be. Kıste her varu cihi şehidil ve piroz be. Eller kalksın havaya ses verelim dünyaya. Eller kalsın havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolundayız yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habibullah. İslam'e bu harame, bu harame. Azadi ve şiarame, şiarame. Piroz ken roşa İslam, piroz.
leşkerimin şu leşkeri Kur'an'ı Ciddir saatte zor darler zil kuynmiş devket netayı Navide pir bir derge bir şan u şeref renge Din ateş mazlumara Vereş zulmü ratenge Piroz be, piroz be Ey şehide İslam'ı Cihada te piroz be Dün bayrakta Kur'an'ı Piroz be, piroz be Ey şehide İslam'ı Cihada te piroz be